Herkese hoş geldiniz diyorum. Bugün yine bir ilk adımlarım. Hani Hanım hoş geldiniz. Tamam. Merhaba. Şimdi geliyor mu? Evet, şimdi oldu Nihan Hanım. Hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Evet, teşekkür ederim. Sizinle bu canlı yayını tekrar daha önceden de yapmıştık. Bugün annelerin Evet. güzel mesajlar vereceğiz inşallah. Enerjiniz Evet. yerinde. Biz de umarım bu zorlu süreci kolaylaştırmak adına annelere biraz faydamız olursa hem mutlu oluruz. Umarım güzel bir canlı yayın. Evet. Annelerimiz Anneler sağlıklarını. için en heyecanlı dönemlerden bir tanesi de ek gıdaya geçiş. Çünkü anne sütüyle yoğunca beslenilen bir dönemden işte artık ona menüler yapabileceğimiz, karşılıklı masalara oturabileceğimiz bir döneme geçiyoruz. Bazen çok hızlı ve aceleci olabiliyoruz. Bazen doğru bildiğimiz yanlışları doğru kabul edip ilerliyoruz. Bu yayında sizinle beraber ek gıdaya, tamamlayıcı gıdaya nasıl geçmemiz gerektiğini konuşacağız. Herkes hoş geldi. Soruları ben takip ediyor olacağım. Uygun olduğu yerlerde size izninizle bölerek ileteceğim. Ben kısaca bir ek gıdanın tanımı nedir, tamamlayıcı beslenmenin kısa bir giriş yapayım. Sonra bekleyen annelerimizin ve sizin sormak istediklerinize cevap verelim. Biliyorsunuz biz her zaman için, her koşulda ilk 6 ay anne sütü diyoruz ve annenin en önemli hazinesinin çocuğa aktaracağı en güzel mirasın bir anne sütü olduğunu vurguluyoruz. Çünkü çok faydalı bir besin. Ama belirli aylardan sonra büyümenin hızlanmasıyla beraber anne sütü yetmiyor maalesef. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 6. aydan itibaren anne sütüne yetmediği için, tek başına yetmediği için bazı eklemeler yapmamız gerekiyor. Bunu da özellikle doğru ve düzenli bir şekilde yapıldığında ve ek gıdalara geçiş süreci önemli ve biz bu döneme tamamlayıcı beslenmenin de ne erken ne geç tam zamanında doğru bir şekilde yapılması, nelerin verilmesi gerektiğinin, nelerin verilmemesi gerektiğinin, nasıl verilmesi gerektiğinin, neden bazı gıdalar verilmiyor, alerji ihtimalinin göz önünde bulunduğu olarak bunların hepsinin hastanın veya annenin veya çocuğun takip edilen çocuk hekimi tarafından organize, düzenli bir şekilde, planlı bir şekilde başlanması ve tamamlayıcı beslenmeye geçilmesi çok ama çok önemli. Çocuğun ileriki hayatındaki hastalıklar açısından da çok önemli bir temel oluşturuyor. Buradan vurgulamak istiyorum. Tekrar sözü size bırakıyorum. Buyurun. Peki aslında ilk 6 ay anne sütüyle yeterli beslenen bir bebek. 6. aydan sonra ne oluyor da hem bağışıklığını destekleyebilen bu kadar özellikli bir besin yetersiz kalmaya başlıyor ve bebeğin nelere ihtiyacı oluyor? Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ne olursa olsun koşulsuz olarak iyi beslenen bir annenin proteinini tüketiyorsa, vitaminini güzel alıyorsa, suyunu güzel içiyorsa, meyvesini, sebzesini, proteinini, etini, yoğurdunu güzel yiyorsa koşulsuz şartsız ilk 6 ay anne sütü yetiyor. Bunu burada hani anne sütünü övmek amaçlıyorum ama annenin sütü mükemmel bir destek. Fakat çocukların büyüme hızı özellikle 6-12 arasında artıyor. Çocuk hareketlenmeye başlıyor. Daha çok enerji ihtiyacı oluyor. Diş çıkartıyor. O dönemde kilo kaybı olabiliyor. İshal olabiliyor ve çocukların 6. aydan sonra tek başına anne sütüyle devam etmesi onların kalori ihtiyacını karşılıyor. Bu şekilde devam eden çok hastamız var. Mesela 2 yaşına kadar, 1,5 yaşına kadar anne sütüyle, sadece anne sütüyle beslenen bebeklerimiz var. Emin olun bunların hepsinde yetersiz oluyor. Biz kesinlikle anne sütünün 1,5, 2, 2,5 yaşına kadar devam edilmesi taraftarız. Ama onlara 6. aydan sonra ek gıdanın kalori karşılığı adına takviye şeklinde başlanması önemli. Çünkü çocukların meyve fonksiyonunun gelişmesi gerekiyor. Çiğneme fonksiyonunu öğrenmesi gerekiyor. Sürekli hazır o anne sütünü kolay ve hani yumuşak bir şekilde çocukların dişi çıkıyor. Püre şeklinde başlamamız gerekiyor. Yani çocukların 1 yaşına hazırlık süreci olarak 6-12 ay arası süreci tamamlayıcı beslenme ya da ekler geçiş süreci olarak bebeklere sunuyoruz. Özellikle bu süreci başarılı geçiren annelerin 1 yaşından sonra çocukları çok güzel bir şekilde sofra dayanlarına oturuyor. Bu çok önemli. Yani bu dönem bir geçiş dönemi. 6-12 ay arasında çocuğu 1 yaş sonrasında hazırlamak için çocuğumuzu mutlaka bu dönemde ekmeğe alıştıralım. Sadece anne sütüyle devam edersek 6-12 ay arasında hem çocukların gelişim açısından problem olur. Tek anne sütüyle devam edersek
Fakat biz ek gıdayı da çok güzel geçiyoruz. Anne sütüyle de verebildiğimiz kadar veriyoruz. Peki nasıl geçmeliyiz? Nelerle başlamalıyız? Ve hangi ayda ne kadar besin? Çünkü biz çok heyecanlanıyoruz. Sabah, öğlen, akşam hemen bir arada veriyoruz. Şimdi benim annelerime söylediğim burada hastalığıma söyledim. Ben Şanlıurfa'dan katılıyorum. Beni buradan bilenler biliyor. Instagram aracılığıyla da birçok anneye ulaşıyoruz. Ben ılımlı geçiş taraftarıyım. Yani nasıl birçok hekim de benim gibi düşünüyor ama biz kesinlikle böyle karışımlar atıyorum 5-6 çeşit sebzeyle bir çorba, bunu hemen başlayamıyoruz. Bir de sizin de takdiriniz de son dönemde alerjiler özellikle son 2-3 yılda çok arttı. Yani çocuklarımıza 3 gün kuralına göre 6. aydan itibaren ılımlı bir şekilde bak. Bakın bu ılımlı kelimesi çok önemli. Ilımlı acele etmeden yavaş geç. Neden 3 gün kuralı çok önemli? Çünkü 3-4 tane gıdayı karıştırıp verdiğimiz zaman çocuğumuza hangi gıdanın alerji yaptığını anlayamıyoruz. Biz çocuğumuza, ben kendi yaklaşımımı söylüyorum. Çoğu hekim arkadaşım da benim görüşüyor. Ben 6. ayını dolduran bir çocuğa ilk 15-20 gün 3 gün kuralına göre, burası çok önemli, anneler beni iyice dinlesin. 3 gün kuralına göre tadımlık olarak ek gıdaları deniyorum. Çünkü havuç, patates, bal kabağı, kabak, yani yeşil kabak veya bal kabağı, pirinç, pilav, yani bu tarz şeyleri böyle 3 gün kuralına göre. Birinci gün bir çay kaşığı, ikinci gün bir tatlı kaşığı, üçüncü gün bir yemek kaşığı. İlk 15-20 gün yoğurt ve meyveyi de buna katabiliriz. İlk 15-20 gün bu süreci ek gıdadan düşmüyorum ben. Neden? Havuç alerjisi de gördüm, kabak alerjisi de gördüm, patatese karşı alerji olan patatesi gördüm. Biz alerjiyi tespit ettiğimiz zaman ek gıdayı çocuğun diyetinden uzun bir süre çıkartıyoruz. Dolayısıyla 6 aydan itibaren ilk 15-20 gün tadımlık süreç olarak belirleyelim. Bu saydığım sebzeleri, patates, havuç, kabak, bal kabağı, yoğurt, meyvelerde de elma, muz, avokado gibi bir 6-7 öğüne 3'er günden yaklaşık 20 gün şans verelim. Ve bu, daha sonra bunları tek tek veriyoruz. Birinci gün bir çay kaşığı, ikinci gün bir tatlı kaşığı, üçüncü gün bir yemek kaşığı. Bunları yanımıza not edelim. Alerjik olanları çıkartıyoruz diyetinden. Daha sonra, bakın çok önemli, alerji yapmayan gıdaları daha sonra 20 günden sonra ikili ya da üçlü karışımlar şeklinde püre yaparak, çatalla ezerek, blender kullanmayarak çocuklara püre şeklinde sunabiliriz. Kaç öğün başlıyoruz? 6-9 ay arası 2 öğün başlıyoruz. Ne kadar başlıyor? Yaklaşık bir çay bardağı, yani 150 mililitre bir kase, dolu değil ama bir kase civarı başlıyoruz. Tekrar söylüyorum, 6-9 ay arası 2 öğün başlıyoruz. Bu 2-3 diyen öneriler de var ama genelde 2, yani maksimum 3 diyoruz. 2-3 öğün olarak başlıyoruz. 150 mililitre civarı bir kase doldurmadan başlıyoruz. Ama her şeyin önemlisi teker teker gıdaları not ederek, alerji gelişip gelişmediğini gözlemleyerek başlıyoruz. İlk başta da sizden, annelerden özellikle bir şey yapacağım. Üçlü dörtlü karışımlarla başlamayın. Yani öyle bir kusmayla, ishalle, reflüyle geliyor ki hastalar. Teker teker acele etmeden sakin bir şekilde bu şekilde gıdaya geçirin. Peki ek gıdaya geçerken iki öğün dediniz. Beslenmeyi önce anne sütüyle besleyen anneler için konuşuyorum ya da devam sütü verenler için de. Önce anne sütü mü veriyoruz? Nasıl ilerliyoruz? Tabii onu da söyleyeyim. Bizim biliyorsunuz yani ortalama 6 ay, 9 ay civarı ortalama öğün sayımız 6-8 arasında değişir. 6 veren anne olabilir. 7-8 yani maksimum 8, minimum 6. Bunun 4-5 tanesini yine anne sütü şeklinde vereceğiz. 2 ya da 3 tanesini. İdeal 2, 3 de olabilir ama ideal 2 tanesini ek gıda olarak vereceğiz. Besini üst üste vermeyelim. Benim şahsi kanaatim ek gıdayı, yeni başlayacağımız ek gıdayı akşam saatlerinde vermeyelim. Hazımsızlık yapabilir, gaz yapabilir. Yani akşam 7'de 8'de bir çorba vermenin veya yeni başladığınız bir ek gıdayı vermenin bir anlamı yok. Genelde öğlen ve öğleden sonra gibi 2 öğün şeklinde ek gıdayı verirsek daha iyi. Sabah saatlerinde de verebiliriz ama hani en ideali öğlen ve öğleden sonra şekli, iki öğün şekli verirsek en azından bir hazımsızlık olursa akşam bizim kontrolümüzde gelişir. Yine anne sütünü bir öğün olarak veya formülmamayı devam sütü verebiliriz. Ortalama 4-5 öğün anne, yani ana öğünümüz anne sütü veya mama olarak 4-5 öğün sağlam miktarını da hani çocuğun kilosuna göre değişiyor. 100 mililitre olabilir, 150 mililitre olabilir. Onları sağlam veriyoruz ama iki ek gıdamızı öğlen saatlerine denk gelirse, öğleden sonra saatlerine denk gelirse iki tane iki öğün ek gıdamızı da gün içerisinde gündüz vakti vermek daha mantıklı olur.
Peki anne sütü yetersizliğinde ilk 6 ayda devam sütü kullanmak zorunda olan anneler. Genellikle devam sütü kullanıyoruz nasıl olsa. Biz böyle 4. ayda, 5. ayda ek gıdaya başlasak. Tabii Yani mama almasalar da hani bunlar daha gerçek besinler, onları alsak daha iyi mi olur gibi sorular soruyorlar. Buna ne diyorsunuz? o konuya da açıklık getirelim. Şimdi biz anne sütü diyoruz ama bazı hastalıklar oluyor, annenin kullanmak zorunda olduğu ilaçlar oluyor. Genetik olarak bazen sütün az kesilir. Mesela bir hastam vardı geçen, 4 çocuğunu da 2 aydan fazla emzirememiş. Ne yaptıysak diyor, sütüm 2. aydan sonra kesiliyor hocam diyor. Biz bu hastalarda formül mama hani düşmanı değiliz ama mutlaka formül mama devam sütü kullanmak zorunda da kalıyoruz. En azından probiyotik, prebiyotik, postbiyotik içerikli kaliteli güzel mamalar kullanırsak bu kaçınılmazsa bunu kullanacağız. Fakat Dünya Sağlık Örgütü ile ESPGAN dediğimiz Avrupa Gastroenteroloji Derneği, gastroenterolojilerin biraz farklı düşündüğü bu konuda, bunu da söyleyeyim. Biraz annelere yakın düşünüyor ESPGAN. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki her koşulda 6. aydan önce biz ek gıda düşünmüyoruz. Yani mama dansı düşünmüyoruz, anne sütü dansı düşünmüyoruz. Ama ESPGAN dediğimiz Avrupa Gastroenteroloji Derneği biraz daha böyle 4. ayda 6. ay arası tadımlara başlanabilir diyor. Ama burada bizim çok aceleci ve hızlı bir geçiş yapmamak lazım. Çocuğumuz formül süt ile kullanıyorsa, ben açık söyleyeyim, ben ikisinin ortasında gidiyorum. Hastalara ESPGAN 4 diyor, Dünya Sağlık Örgütü 5 diyor. Ben 5. ayda formül mama alıyorsa çok az böyle kıvırma şekilde ek gıda başlayabiliyorum. Ama yine 3 gün kuralına göre yine alerji var mı yok diye. Çok erkene çekmek biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz. Erken ek gıda başlamak alerji riskini arttırabiliyor. Ama ESPGAN'ın önerdiği verilebilir şeklinde ilk gıdaya başlanabilir şeklinde mesajları var. Dediğim gibi ortalama böyle 5. ayda sadece formül mamayla bu bekleniyorsa çok az miktarda 3 gün kullanılınca alerji gelişmediği gözlenerek başlanabilir. Peki anne sütünün mucizevi bir besin olduğunu biliyoruz. Bağışıklığa desteğini de katkısını da biliyoruz. Ya anne sütü alamayan, yetersiz olan anneler için endişe duyulacak bir durum var mı? O çocukların bağışıklık sistemi nasıl destekleniyor? Geri mi kalıyor acaba? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa anne sütü kesinlikle hani bizim en çok önerdiğim şey, annenin sütünün gelmesi için veya kaliteli olması için önerilerimizi sonuna kadar zorlayacağız. Ama yine de anne sütünün verilemediği, yetmediği durumlarda formül mamaları kullanacağız. Formül mamalarda da maalesef piyasada biliyorsunuz çok farklı formül mamalar var. Formül mamalarda prebiyotik, postbiyotik içerikli, kaliteli ve çocuğun bağışıklığını destekleyen mamaların tercih edilmesi çok önemli. Burada yani hani kaçınılmaz son biz mama kullanacağız mecbur. Anne sütünü yetiremiyoruz, anne sütü yetmiyor, gelmiyor, bir sorun var. Mama kullanacağız ama ailelerin çoğu ne yapıyor biliyor musunuz? Annelerin çoğu ek gıdayı erkene çekiyor. Bunu yapmıyor. Evet. Yine maalesef ben kendi yöremde de ikinci, üçüncü ayda ek gıdaya başlayan anne gör. Ya daha kötüsünü size söyleyeyim Nihal Hanım. Sizin bölgede çok doktor ama inek sütünü, pınar sütü, yani inek sütü dediğimiz pastörize sütü ikinci, üçüncü ayda alan o kadar çok hastam var ki hemen Suyla gidiyor. karıştırıp, değil mi? Evet. Pirinç unu falan da koyuyorlar. İşte biliyorsunuz. Bebe bisküvisini ezip suyla Aynen. karıştırıp, değil mi? Ya çayla suyu karıştıran ama böyle cici bebeği çayın içinde. Ya çay demiyorlar ama yine çay yani. Açık çay da olsa çay. Ya biz bu tarz gıdalara karşıyız yani. Biz inek sütünü ben artık 1 yaşından sonra da önermiyorum. Hastaya yoğurt, ayran, peynir öneriyoruz. Kefir öneriyoruz. Fermente öneriyoruz. Mayalanmış ürün öneriyoruz ama ben Neden sütünü önermiyoruz yani hayvansal sütünü? şöyle söyleyeyim yani bir defa sütte ölçüyü çok kaçırıyoruz. Gece beslenmesi de kullanılıyor. Çocuklar 2-3 yaşında gece biberonla süt içiyor. Bir çocuğun 1 yaşından sonra uykuda biberonla beslenmesi çok yanlış. Sütü bir bağımlılık şeklinde çocuklar görüyor. Onu yemedi, bunu yemedi bari sütü. Süt tek başına yüksek miktarda verilirse aileler 125 ile 250 mililitre arasında tutuyorsa içsin. Ama bana gelen bütün hastaları bugün sabah da hasta baktım. Bir gecede 1 litre süt içebilir mi bir çocuk ya? 1 litre pastörize süt içebilir mi? İçiyor diyor hocam, bırakmıyor biberonu diyor. Ya bu kansızlık yapacak, kabızlık yapacak, gelişme geriliği yapacak. Çocuğun algısını değiştiriyoruz. Yani demir eksikliğinden tutun. Ya bütün vitaminlerin emilimini azaltıyor. Bağırsak florasını bozuyor. Bağırsak florası demek geçmiş olsun.
Çocuk ondan sonra demir ilaçından da bir fayda görmez. Aldığı etten de bir fayda görmez. Bağırsak florası bozulduğu zaman o çocuk vitaminleri nasıl emecek? Yani bağırsak nasıl aktif bir şekilde çalışacak? Emin olun yani ben böyle süt düşmanı değilim ama ben kendi çocuğuma da çok süt vermedim. Yoğurt hayvan serbest diyorum. Kefir içebilirler diyorum. Sütü de dozunda içebiliyorsanız 250 mililitre civarı, 300 mililitre. O da lütfen şu buzdolabında olmayan rafta bile 6 ay 8 ay kalan normal UHT sütleri kullanmayalım lütfen. Yani günlük markette günlük pastörize sütler var. 2-3 gün kullanım ömrü olan. Onlar biraz daha bu sütleri göster. Ama bakıyorsunuz dolapta değil marketlerde. Açıkta böyle. Kutu süt isimlerini vermeyeyim şimdi. Onlarca var. Ya bu zaten UHT işleminden dolayı içerisinde bir şey yok ki. Yok bir faydası yok yani. Ha dolaptaki günlük pastörize sütleri 2-3 gün kullanım ömrü olan pastörize sütleri kullanabilirsiniz. Ama onlarda da dozu çok abartmayalım lütfen. Peki, şimdi 6 ve 8 ayı konuştuk ek gıdaya geçerken. Daha sonrasına geçelim isterseniz. O zamanlarda yani 9 ve üzerinde bebekler ek gıda miktarını nasıl almalı, neler yiyebilir? Tabii 9-12 ayda biraz daha haklıyoruz. Böyle geçiş dönemi biraz daha sofra kültürüne yakın oluyor. Mesela et, tavuk, yumurta, balık, kemik iliği dediğimiz kemik suyunu daha rahat veriyoruz. Bunları 6-8 ay arasında yine veriyoruz. Kuzu kıymayı falan veriyoruz ama bir kemik suyunu, bir balığı 6. ayda çok çok tercih etmiyoruz 7. ayda. 9-12 ay arası beslenme öğünümüz bir artıyor. 2-3 demiştim. Genelde 2 diyorum ben. Hani bazı aileler 3 de verebiliyor ama 9-12 ay arası 3-4 öğün ek gıda veriyoruz. Miktarlar biraz daha artıyor. 200 mililitrede bir öğünde alabilir. Yani bir kaseyi dolu bir şekilde günde 4 porsiyon şeklinde yiyebilir. Yine toplam öğün sayımız 6-8 arası. Yani eşitleniyor. Ek gıdayla ana öğün olan mama, anne sütü öğün sayısı eşitleniyor. Çocuklarınıza 9-12 ay arası 3-4 öğün ek gıda ortalama her porsiyonda 200 mililitre olacak şekilde verebiliriz. Fasulye, mercimek, nohut gibi bakliyatları çok tavsiye ederim. Bir gün önceden suda bekleterek daha sonra kabuğunu soyarak kesinlikle gazını almak için söylüyorum verebilirsiniz. Et, tavuk, balık gibi, kemik suyu gibi gıdaları 9 aydan sonra daha rahat kullanabilirsiniz. Çünkü 1 yaşından sonra sofra kültürünü alıştırmak için bu süreçte bu gıdaları vermek lazım. Bu şekilde geçiş döneminde 9-12 ay arasında çocuklarımıza 4 öğün 200 mililitre şeklinde ek gıdayı biraz daha çeşitlendirebiliriz. Mesela ikili üçlü sebze karışımları yapıyorduk. Dörtlü beşli sebze çorbaları için söylüyorum. Karışımları yapabilirsiniz. Ama yine inek sütü ya da pastörize sütü ya da hasır sütü yine bir 9-12 ayda da yasak. Peki hocam, su için ne söyleyeceğiz? Su konusunda nasıl ilerleyebilir Şimdi şöyle annelerimiz? söyleyeyim. 6 aya kadar standart bilgi olarak söylüyorum. Standart bir klişe sözdür. İlk 6 ay bebeğinize süt vermeyin. Anne sütünün içindeki su, mamanın içindeki su yetiyor. Fakat genel olarak söyleyeyim. Çok sıcak toplumlarda bizim Urfa için söylüyorum. Yaz aylarında 50-55 derece bulan toplumlarda çok hızlı bir şekilde ishal, terleme, su kaybı çok kolay oluyor. Ben böyle bir 5. aylarda falan az miktarda verdirebiliyorum ama genel olarak standart bilgimizi değiştirmeyelim. İlk 6 ay çok fazla su önermiyoruz ama 6. aydan itibaren ek gıdaya başlamakla birlikte çocuklarımıza 150-200 mililitre ayda neye arttırarak söylüyorum. 150-200 mililitre ortalama bir çay bardağı 6. aydan itibaren beslenmeden sonra çay kaşığıyla falan böyle ilave yapabiliriz. Bu ay ay artıyor. 200-250 mililitre çıkacak şekilde. Çünkü ek gıda alınca biraz daha su ihtiyacı artıyor. Bir de 6. aydan sonra su da verilebilir. Bir verilmede sorun yok. 6 aydan önce çok vermiyoruz ama 6. aydan sonra 150-200 mililitreden bir çay bardağından başlayarak yavaş yavaş arttırarak su verebiliriz. Peki, bir de sorumuz var hocam. Ek gıdaya Tabii. yeni geçmiş bir annemiz ve çok acemi olduğunu söylüyor. Hepimiz ilk bebeğimizde. İkincisinde de yeni bir bebek olduğu için orada bile hep acemiydik. Bebe bisküvisi vermemeli miyim diye sormuş. Ihlamur içebilir mi demiş. Yoğurtla başladık demiş. Kabak vermiş, onu beğenmemiş. İkinci günde kakada kan görmüş. Sebebi ne olabilir diye soruyor. Şimdi kakada kan görmesi hani bilmiyorum annemizin çocuğunda bir kabızlık, makat çatlağı bir şey var mı ama Olabilir denmiş. kan verdiğimiz gün 3-5 saat öncesinde verdiğimiz gıdayı sorgulayacağız. Yani bu
Yoğurt mesela, yoğurt bir süt ürünüdür. Alerji yapabilir. Mesela dudakta kızarıklık yapabilir. Kolik tarzında sancı yapabilir. Egzama şeklinde yanakta döküntüler yapabilir. Veya makatta kan yapabilir. Burada makatta kan olması hani yoğurt verdikten 3-5 saat sonra olduysa yoğurdun bir alerjik reaksiyonu olabilir. Onu şöyle kontrol edebiliriz. Normal diyetine devam eder. Kabağını, havucunu, patatesini verir. 2 gün bir yoğurt vermez. Kan devam ediyor mu, etmiyor mu diye bakar. Daha sonra tekrar yoğurt verdiğinde bir hafta sonra tekrar kan görüyorsa bu çocuğumuzun süt ürünlerine karşı alerjisi olduğunu gösterir. Soru ıhlamur verebilir miyim diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz genel olarak bitki çaylarını çok böyle 6-7 aylarda vermiyoruz ama ıhlamur bu grubun biraz dışında tutabilir. Böyle birkaç çay kaşığı verilebilir. Ihlamur genel olarak diğer bitkilere göre biraz daha hafif. Ama hani dediğim gibi çok abartmadan açık bir şekilde bir iki çay kaşığı içilebilir. Başka sorunuz var mıydı? Bebe bisküvisi Bebe vermemeli miyim? bisküvisi, hazır bebe bisküvisi önermiyorum ben. Ev yapımı, el yapımı. Kendi mutfağında yaparsa önerebiliriz. Fakat hazır bebe bisküvilerinin tadına bakmışsınızdır Nihan Hanım. İnanılmaz tatlı. İnanılmaz şekerli. Yani yemesi güzel, lezzeti güzel ama ya şekeri çok fazla. Yani ben anne evde hazırlarsa tavsiye ederim. Ama hazır bebe bisküvilerini çok hekim de tavsiye etmiyor. Ben de tavsiye etmeyen gruptanım. Peki bebeklere belli bir yaşın önce işte şeker vermeyelim, çikolata vermeyelim diyen bir grup var. Bir de yalnız olsa tanışacak, alsın şimdiden diyen. Hatta biberonun ucuna koyanlar var. Bu konudaki görüşleriniz nedir? Şimdi bizim standart olarak hem Dünya Sağlık Örgütü'nün hem birçok hekim camiasının kabul ettiği bir yaş altı yasak gıdalar var. Biz bir yaş altı yasak gıdaları çocuklarımıza önermiyoruz. Hatta bir yaş üstü bile tuz ve şekerin artık çok yoğun miktarda çocuklarımıza verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Mesela bal, mesela süt, mesela domates, patlıcan, bakla, tuz, şeker standart olarak söylüyorum bunları. Baharatlar, mesela kafein içeren gıdalar, çikolata, konserve ürünleri, işlenmiş et ürünleri, onun dışında çikolata, çilek, kiwi gibi, çilek ve kiwi gibi C vitamininden zengin biraz böyle asidik meyveler var ya, bunları çok bir Evet. yaşından önce çok fazla önermiyoruz. Çünkü ama sorduğunuz soruya geliyor. Tuz ve şeker kesinlikle bir yaşından önce önermiyoruz. Zaten şekerin kendisi de artık çok sağlıklı bir gıda olmadığı. Evet, burada çok kısa bir not söyleyeceğim. Bizim de yıllardır, sizin de belki haberiniz vardır. Biz yumurtanın beyazını yıllardır bir yaşından önce önermiyorduk. Son yapılan çalışmalar, son yapılan açıklamalarda artık yumurtanın beyazının 9. aydan itibaren başlanabileceğine dair bulgular var. Yine yumurtanın sarısı değişmedi. 6. aydan itibaren deniliyor. Yumurtanın beyazında bir 9 aya düşüş var. Bunu da buradan vurgulamak istiyorum. Yine bazı yerlerde bir yaş diyor ama ben kendi hastalığıma yumurtanın beyazını artık 9. aydan yine 3 gün kuralına göre yavaşça başlıyor. Evet, sonunda yumurtanın ne kadar değerli bir şey olduğunu artık ikna olmaya başladık galiba hocam. Şimdi annelerimizden biri az önceki konuşmamıza istinaden 9-12 ay arası inek sütünden yoğurt mayalıyorum. Onu da mı tüketmemeliyim? Ne farkı Yok. var gibi algıladım bu Yok, farkı soruyu. var. Çok farkı var. Çok farkı var. Yani birisinde fermente oluyor, mayalanıyor. 6. ayda da köy yoğurdunu iyi yedirebiliyoruz çocuğumuza. Yani sadece 9-12 değil. Şimdi süt şeklinde ham süt olarak verildiği zaman bağırsak florasında olumsuz etki yapıyor. Mayalandığı zaman o etkiyi yapmıyor. Aileniz rahat olsun. Verebilirim. Evet, öyle bir algı var çünkü o da inek sütü, o da inek sütü neden Tahmin değil. farklı diye. Evet. Peki bir annemiz de diyor ki hazır mamaları yediğimde bebeğim çok fazla kusuyor. Çok kez denedim. Hatta dün de aynısı oldu. Ne yapmalıyım diye soruyor. Bu annemizin biz öncelikle anne sütüyle devam etmesini öneriyoruz. Buradan şunu söylemek istiyorum. Çoğu hastamız bu şikayetle bize geliyor. Biz anne sütüyle devam ediyoruz. Fakat çocuğumuzu bir hasta olarak değerlendirip muayene etmemiz de gerekiyor. Reflüyü sorgulamamız gerekiyor. Biz bu hastalarımızda işte tahlillerini, şunları bunları yaptıktan sonra reflü tanısını düşünüyorsak önce beslenmesini düzenliyoruz çocuğumuzun. Mesela mama kıvamını koyulaştıran takviye mamalar var biliyorsunuz antireflü mamaları.
Bunları takviye olarak mamanın içine katıp mamayı biraz daha koyulaştırabiliyoruz. Önce bunu başlıyoruz. Beslenmede alacağı miktarın fazla olmamasına dikkat ediyoruz. Mesela hastalarımız bazen yeni doğan bir çocuğa 150-180 mililitre civarı verebiliyor. Ayına göre fazla verebiliyor. Önce bunu kontrol ediyor. Sonra yatış pozisyonunu kontrol ediyor. Biraz böyle başı yüksekte, hafif böyle 30 derece açıyla yatırmasını öneriyoruz. Reflüyü anlatıyoruz. İşte, nasıl besleyeceğini, nasıl gazını çıkartması gerektiğini anlatıyoruz. Bunlara rağmen kıvam koyulaştırıcı mamalara rağmen kusması devam ederse işte o zaman reflü tedavilerini de ilaç olarak. Şu anda geliyor, Sonunda nihayet inşallah bir teknik evet. Evet, geçmiş sorunumuz gitmiyor. olsun. Ya bir anda ses gitti, ondan sonra görüntüden düştüm. O zaman şu Geçmiş. kısıtlı zamanımızı bir daha bir arzu olana kıymetli değerlendirelim, hemen hızlanalım. Evet, sorular var hocam. Soruları soralım size lütfen. Şimdi bir annemiz demiş ki sağlık ocağına gittik. Kakadan mukustan sonra karnı aç kaldığı için bebeğimiz irmik muhallebisi yapıp içine elma koyabileceğimizi söylediler. Ne yapmalıyım diye soruyor. Bu Kaç aylık muhallebi konusu. çocuğumuz? 5-6. Yani irmik, muhallebi bu tarz şeyler. 4 aylık hocam. 4 aylık, Yok. çok pardon. Ya maalesef işte böyle şeyler bizim alerji ihtimalimizi arttırıyor. Kesinlikle acele etmeyelim. 6. 7. ayı bekleyelim. Bu annemize böyle bir diyet önermiyoruz. Böyle bir beslenme önermiyoruz maalesef. Peki genel olarak muhallebiler konusundaki görüşünüz nedir? Şimdi hani muhallebiyi formül mama içerisine bazı diğer gıdaları, kuru meyveleri falan katarak yapabiliriz. Anne sütüyle karışımların yapılabilir verme ihtimali var ama yine süt şeklinde sütü muhallebi yapıp çok fazla önermiyoruz. Yani onu da 1 yaşından sonra süt ile yapılan muhallebi, sütlaç, puding gibi şeyleri 1 yaşından sonra öneriyoruz. Peki hocam, bebeğim 5 aylık, 6,5 kilo, kilosu az mı? Ek gıdaya başlayabilir miyim? Şimdi kız çocuğuma, erkek çocuğuma öncelikle onu söyleyeyim. Yazmıyor. 5 aylık 6,5 kilo çok da alt sınırda değil ama yani biz eğer anne sütü güzel besleniyorsa o dönemde biraz bekleyebiliriz. Yani burada kiloya bakıp ek gıdaya geçmesini önermiyorum. Eğer tek anne sütü alıyorsa 6. ayı beklemesini tavsiye ederim. Peki, sabah kahvaltılarımız yumurta sarısı ve tuzsuz peynirle yapıyoruz. Doğru mu? Tabii, ikisi de uygun. Hem lor ve labne öneriyoruz. Annelerimiz bilir. Lor ve labne öneriyoruz. Uygun. Yani özellikle lor peynirini evde anne kendi yaparsa daha güzel olur. Yumurta sarısı ve lor peyniri çok güzel bir kahvaltı seçeneği. 5 aylık ek gıdaya başladık fakat kan damlası demir ne kullanmalıyım? İçinde paraben olduğu için V ile başlayan bir ilacı kullanmak istemiyorum demiş annemiz. Şimdi bu konuda ben evet burada piyasada kullanılan isimleri telaffuz etmek istemiyorum. Benim Instagram sayfam var. Sizin sayfanızda da duyurmuştunuz. Oradan bana DM şekli mesaj yazarsa piyasa ismi önermek istemiyorum. İçerisinde paraben olmayan daha güvenli bir ürün tavsiye edebilirim tabii ki. Peki demir ilacına başlandıktan sonra kabızlıkla ilgili önerileriniz yine marka değişikliğiyle mi olacak Tabii yoksa yani başka önerileriniz? burada farklı demir ürünlerini kullanmak lazım. Öyle özellikle devletin ödeme planında olan ürünler biraz daha kabızlık ve GİS problemlerimiz, bağırsak problemleri yapabiliyor. Biz böyle durumlarda özel grupta olan ürünleri tercih ediyoruz. Yine kabızlık gelişmişse farklı bir firmada hani o ürünü kullanmışsa onu değiştirebiliriz. Ama bizim kabızlıkla ilgili genel yaklaşımımız daha az GİS yan etkisi, bağırsak yan etkisi yapan demir preparatlarını tercih ediyoruz. Bunu da dediğim gibi hastalar bana DM şeklinde ulaşırsa ürün tavsiyesi yapabilirim. Hocam kesildiği için aslında tekrar olacak ama kesildiği için bir hatırlatma gibi olsun bu sorumuz. Ek gıdaya yeni geçmiş annemiz, porsiyonu ayarlayamıyorum. Her gün bir çay kaşığı, bir T kaşığı, bir yemek kaşığı şeklinde mi ilerlemeliyiz? Ve sebze, meyve ve yoğurt bir gün içinde mi vermeliyiz? Yoksa o da kademe kademe mi olmalı? Sebze denerken gün içerisinde yoğurt da verebilir miyiz? Tamam. Şimdi tadımlıklarda ilk 15-20 gün tadımlık bahsetmiştim. Yok. Sadece bir öğün bir çay kaşığı. Yani bunu öğün olarak saymıyorum. Çocuk normal 6 öğün, 8 öğün anne sütüyle mamasını alıyor. Günde bir defa
bir gıdayı deniyoruz. Çünkü onun gün içerisinde mesela öğlen kabak verdiniz, akşama doğru yoğurdu verdiniz, hangisinin alerji yaptığını anlayamayabiliriz. Çünkü bazen alerji 5-6 saat sonra da çıkabilir, 3-4 saat sonra da çıkabilir. İlk 20 gün tek gıda, tek bir çay kaşığı. Yani buradaki şeyi karıştırmayalım. 20 günden sonra günde 2 öğüne geçtiğinizde mesela sabah kahvaltı şeklinde bir şey, öğleden sonra sebze veya öğlen sebze, öğleden sonra meyve şeklinde iki öğünü tanışma, tadımlık süreci bittikten sonra iki öğün şeklinde verebiliriz. Peki. İlk hangisiyle başlayalım? Yoğurtla mı, sebzeyle mi, meyveyle mi diye sorarlar. Genelde çok kabul gören sebze, yoğurt, meyve sırası. Hani bazı tabii hekimlerin meyve önceliği oluyor ama ben genel olarak biraz daha böyle tatlı sebzeyle başlıyorum. Kabak havuç patatesle başlıyorum. Bal kabağıyla başlıyorum. Daha sonra yoğurdu tatlıyorum. Meyvede de en temel elma, muz, avokado gibi 3 tane meyvem var. Genelde onlarla devam ediyorum. Hocam az önce bebeğimin kilosu az mı diye soran annemiz siz erkek mi kız mı demiştiniz. Kız diye cevap vermiş. Kız veya erkek olmasının ne farkı var? Şöyle yani çizelge önümde olduğu için böyle eğilip baktım. Şimdi çizelgelerde biliyorsunuz persantil çizelgelerinde kız ve erkek çocukların aya göre kilosu onun için sordum. Yani mesela 6 aylık bir erkek çocuğunun normal kilosu 7.4 iken kız çocuğunki 6.8 oluyor. O açıdan sordum. Kız çocuğu ise mesela 6.5 çok geri değil. O açıdan farkı var. Yani standart persantil çizelgesinde biliyorsunuz mavi olan kısım erkeklerin ortalaması kız olan. Onun için dedim ayına göre kilosu geri mi değil mi onun için sordum. Çok geri değil ama yani 6.5 kız çocuğuysa çok aman aman geri değil, biraz geri. Biz bebeklerimizi karşılaştırmayı seviyoruz. Bazen kız erkek olduğunu da unutarak yapıyoruz. Evet. Tabii kızların gelişimiyle erkeklerinki farklı oluyor. Kesinlikle. Peki hocam isterseniz son 5 dakikamız kaldı. Dilerseniz şöyle bir özet yapalım. Hem yayınımız da kesilmişti. Ben gelen soruların hepsini ilettim şu anda. Evet. Şimdi biz genel olarak tamamlayıcı beslenmenin çocukluk çağında çok önemli olduğunu buradan tekrar vurgulamak istiyoruz. Annelerimize ılımlı geçiş, şu iki kelimeyi lütfen unutmayın. Ilımlı geçiş yapalım çocuklarımıza. Çocuklarımızın bu dönemde ne erken ne geç başlanmasını istiyoruz ek gıdaya. Tamamlayıcı beslenmeyi de mutlaka geçmek lazım. Hani sadece anne sütüye devam edip tamamlayıcı beslenmeyi ertelemek çocuklarımızda gelişme geriliği yapabilir. Tamamlayıcı beslenmeye erken başlamak, yani ek gıdaya erken başlamak alerjik hastalık riskini arttırabilir. Lütfen zamanında ve sizi takip eden çocuk hekiminizle yakın iletişime geçerek çocuklarımızı bir yaş üstü sofra kültürüne hazırlamak adına, onların kalori ihtiyaçlarını yeterli bir şekilde karşılamak adına 6-12 ay arasında ek gıdaya geçiş sürecinde hem hekiminizin desteğini alarak hem de onunla düzenli bir şekilde soru cevap şeklinde gidebilirsiniz, muayeneler şeklinde gidebilirsiniz, düzenli bir şekilde kontrollerine giderek mutlaka ve mutlaka ek gıdaya geçiş dönemini ılımlı bir şekilde gözlemleyelim. Bunu neden çok önemli uyguluyorum? Çünkü alerjik hastalıklar son yıllarda çok arttı. Alerjik görme ihtimali maalesef erken gıdaya, ek gıdaya geçişle direkt olarak alakalı. Verilmemesi gereken gıdaların bir yaş altında verilmesiyle çok alakalı. Çocuklarımıza hekimlerinizin size önerdiği şekilde ek gıda başlayalım. Bir yaş altı yasak gıdalar var. Bunları size yayın içerisinde söyledim. Bunları vermeyelim. Lütfen ikinci, üçüncü, dördüncü ayımızda çocuklarımıza ek gıda vermeyelim. Tuz, şeker, bal, süt gibi temel gıdaları söylüyorum. Tuz, şeker, bal, süt gibi temel gıdaları bir yaşının altında kesinlikle vermeyelim. Hatta ben sütte biraz daha size de bahsettim. Bir yaş üstünde de çok önermiyorum. Az miktarda verilebilir ama o da günlük pastörize sütler verilebilir. Genel olarak probiyotik içeriklerinden dolayı kefir, peynir, yoğurt gibi fermente ürünlerin verilmesi, mayalanmış ürünlerin verilmesi çocuklarımızın probiyotik açısından zengin beslenmesi onların bağırsak florası açısından daha faydalı olacaktır. Çocuklarımızı ek gıdaya geçirirken sabırlı olalım. Geç de kalmayalım. Ilımlı bir şekilde acele etmeden, aceleci olmadan hekiminizle istişare şeklinde geçmekte fayda var. Anne sütünde tekrar buradan çocuklar için çok güzel bir mirası olduğunu, çok güzel bir kıymet ve değer olduğunu vurgulamak istiyorum. Yine sormak istediğiniz son söz adına söylemek istediğiniz bir şey varsa desteğini... Hocam bir soruyu kaçırmışım.
Bir soruyu kaçırmışım, hemen ileteyim size. Ek gıdaya geçtikten sonra mukuslu kaka normal midir diye soruyorlar annelerimiz. Şunu söyleyeyim size, tek başına mukuslu kakanın hiçbir zaman hiçbir anlamı yok. Bunu maalesef tek başına mukuslu kakada biz alerji düşünmeyiz. Mukuslu kaka yanında huzursuzluğu koliği varsa, yanında egzaması varsa, yanında konak dediğimiz saçta kabuklanma şeklinde bulgusu varsa, yani tek başına mukuslu kaka hiçbir zaman bize çok geliyor. Hocam kakası mukuslu ve yeşil. Olabilir, olabilir. Kanaması var mı? Gaytada kanı var mı? Mukusla birlikte egzaması var mı? Konağı var mı? Reflüsü var mı? Kusması var mı? Yani mukuslu kakaya eşlik eden bulguların anlamlı olduğunu, en az 2-3 bulgunun birlikte görülmesi gerektiğini alerji açısından söylüyorum. Buradan vurgulamak istiyorum. Tek başına mukuslu kakadan korkmayın. Peki yoğurtlarımızı probiyotik mayalarla mayalasak daha iyi olur mu demişler? Olabilir. Zaten mayalandığı zaman kendi içerisinde de probiyotik oluşuyor. Probiyotik içerikli mayalarla da mayalayabilirsiniz tabii ki. Peki son bir sorumuz daha kalmış. Ek gıdaya yeni başlayacağım. Hocamın önerdiği gibi yoğurdu ilk gün bir çay kaşığı, ikinci gün bir tatlı kaşığı, üçüncü günde bir yemek kaşığı şeklinde 3 gün olarak deneyeceğim. Sonrasında havuç, kabak, patates, bal kabağı şeklinde 15 gün 2 öğün olarak vereceğim. Sorum şu demiş, nasıl devam edeceğim? Sonrasında bir şey, 15-20 gün mesela not aldınız. Kabağı alerjisi yok, havuç alerjisi yok. Bal kabağına alerji yok, yoğurt alerji yok. Daha sonra bunları ikili üçlü karışımlar şeklinde püre de olabilir, çorba da olabilir ama benim tercihim püre. Neden püre? Biraz daha katıya pürtüklü gıdalara geçişte kolay olsun diye. İkili üçlü karışımlar şeklinde içerisine zeytinyağı dökebilirsiniz ama asla tuz falan dökmeyeceksiniz. İkili üçlü karışımlar şeklinde mesela bir öğün kabak ve patates, bir öğün havuç ve patates, bir öğün kabakla havuç gibi ikili üçlü kombinasyonlar şeklinde püre yapıp çocuğumuza sunabiliriz. Bundan sonraki aşama onu da biraz porsiyonu büyütüyoruz ama bir kaseye yakın çocuğumuz yiyebilir. Üzerine de zeytinyağı dökmenize fayda var bu şekilde. Yani yine 6-9 ay arasında yine 2 çay bardağını geçmeyecek şekilde olacak değil mi? Toplam. 3 diyelim. Yani 2-3 öğünü, yani mesela 4 öğün yok. 6-9 ay arasında ek gıdada 4 öğün yok. 2-3 öğün arası 150 mililitre diyelim. 9-12 ay arasında 3 ya da 4 öğün 200 mililitre. Bu şekilde ailelerimiz... Genelde şey çok karışıyor. Bir öğünde 2 çay bardağı mı yoksa bütün günde mi 2 çay bardağı, onu karıştırıyoruz. Bir öğün 1 çay bardağı, bir öğün 1 çay bardağı. Yani ağır gelir. Yani bir öğünde 2 çay bardağı çocuğun hazım problemini tetikleyebilir diye düşünüyorum. Hocam bir annemiz de 6 ay 5 günlükken ek gıdaya başlamak geç midir diye sormuş. Yok. Yani 5 günü biz geç çok saymıyoruz ama normalde 6 ay ama 5 gün geç değil. Bugün başlasın. Canlı yayınımızdan sonra. Evet, bu bir motivasyon olsun onun için. Aynen. Sizin verdiğiniz aynen bilgilerin taze dışında. Taze bilgilerle sizin çok güzel moderatörünüze teşekkür ediyorum. Önceki canlı yayınımıza. Ben teşekkür ederim. Vallahi sizinle canlı yapmak bize hakikaten böyle konuya hakim yapınızla... Hocam ne zaman isterseniz gerçekten her zaman destek olmak isterim. Eğer böyle bir katkım varsa da çok mutlu olurum. Ben teşekkür vallahi ederim. Emin olun. Anneleri bu şekilde benim ufak bir katkım oldu. Siz de bu işin içindesiniz. Başka hekimlerle de canlı yayınlar yapıyorsunuz. Bu işin içinde de çok güzel yönetiyorsunuz. Moderatörlüğünüzü... Çok teşekkür ederim. Emeğiniz için ağzınıza dilinize sağlık diyorum. Biz size teşekkür ederiz bunca yoğunluğunuzun arasında bizleri bilgilendirdiğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Abdülhamid ile ve katılımcılara ve sizlere. Hoşçakalın. Evet, görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgiler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.